İslam sanatlar içinde gelişip en mükemmel formlara ulaşan güzel yazı sanatı, yani hüsnü hat, yüzyıllardır geleneksel biçimde varlığını sürdürüyor. Bu alanda dünya çapında ustalar yetiştiren Türklerin hat sanatına olan katkıları yadsınamaz. Hat sanatı, Allah'ın evi, cennet bahçeleri olarak tanımlanan camilerimizin en nadide süsleri olmuştur. Türklerin elinde gerçek kimliğine ve en güzel formlara kavuşan hat, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yazımında da başyapıt düzeyinde nefis üsluplara kavuşmuştur. Dünyanın en büyük hattatları da Türkler arasından çıkmıştır. Hatta denilir ki Kur'an-ı Kerim Mekke'de nazil oldu, yani indi. Mısır'da en güzel biçimde okundu ve İstanbul'da en harikulade şekilde yazıldı. 16. yüzyıldan bu yana Şeyh Hamidullah, Hafız Osman, İsmail Zühdi, Mustafa Rakım Efendi, Mustafa İzzet Efendi, Hasan Rıza büyük hattatlardan bazılarıdır. İkinci meşrutiyetten cumhuriyete uzanan devirlerde ise hat sanatının yaşatıp bugünlere aktarılmasında Necmettin Okyay, Kamil Akdik gibi üstadların emeği büyüktür. Usta-çırak ilişkileri içerisinde gelişip büyüyen hattatlık zaman zaman zor dönemler yaşasa bile çok şükür kesintiye uğramadan bugünlere geldi. Günümüzde hat sanatının dünya çapında yaygınlaşması ve yaşatılması için düzenlenen önemli bir yarışma var. Albaraka Türk'ün kültür sanat etkinlikleri kapsamında 2005 yılından bu yana her 3 yılda bir düzenlenen Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması'ndan söz ediyoruz. Yarışmanın 6.sı için başvurular başladı. Son kabul tarihi, son eser kabul tarihi 15 Nisan olarak belirlenen yarışmanın bu yılki konusu toplum ve güzel ahlak olarak belirlendi. Yarışmaya ilişkin tüm detaylara albarakahat.com internet adresi üzerinden ulaşılabilir. Uğur Derman, Hasan Çelebi, Hüsrev Subaşı, Savaş Çevik, Ali Toy, Mehmet Özçay ve Davut Bektaş gibi günümüzün yaşayan en önemli hattatlarının jüri üyeliği yaptığı yarışmada dereceye girecek olanlara toplamda 600 bin liralık ödüller verilecek. Tekrar hatırlatalım, yarışmaya son katılım tarihi 15 Nisan, detaylar albarakahat.com adresinde.